Bazen birbirine çok yakın camiler olabiliyor. Özellikle de İstanbul'da Selahattin camilerinin yanında küçük camiler, mescitler bulunabiliyor. Büyük camilerde ezanlar okununca ezan sesi zaten her yerden duyuluyor. Diğer küçük camilerde ve mescitlerde de ayrıca ezan okunması şart mı, yoksa büyük camilerin ezanları onlar için de yeterli olur mu? Ezan ne için okunuyor? Namaz vaktinin geldiğini ilan etmek için. Zaten etrafta duyuluyorsa ayrıca ilan etmeye gerek yok. Eskiden yani hoparlörle okunmuyordu. Müezzinin sesiyle okunuyordu, duyulmuyordu. Tamam, öbür taraflarda da o şey yapıyor ama şu anda her tarafta dinleniyor ve bu gerçekten birçok yerde büyük bir sıkıntı oluyor. Mesela ben hatırlarım, bizim sokaktaki caminin minaresinde ezan okunduğu zaman bizim o küçük çocuklar daha büyümemişken yeni doğmuş o çocuklar bile birden yataktan fırlarlar ve çok rahatsız olurlardı. Yani bugün birçok insanı rahatsız eden sesler var. Yani Diyanet'in bir an önce bunu bir kurala bağlaması gerekir. Yani bunun böyle ezan karşıtlığıyla şunda bununla falan açıklanacak bir durumu yok. Yani Hiçbir alakası ses yok. kalitesinin hani olması gerekenden çok farklı olması veya okuyan kişilerin yetkin olmaması, bu işi hiç eğitimini almamış olması başka bir O şey. başka bir olay. Ezandan rahatsız olmak başka bir şey. Kimsenin ezandan rahatsız olduğu yok ama Ha, olabilir. yüksek Rahatsız ses, olan olabilir. O bizi yüksek ses değil mi? ilgilendirmez. Yani seslerin ayarlanamaması, dediğim gibi uzman olmayan kişilerin bir de bu işe kalkışması gerçekten ciddi sıkıntılar yol Ya sen açabiliyor. onu bırak. Ben caminin içerisinde müezzinlerin ikametinden bile rahatsız oluyorum. Çoğu zaman böyle kulaklarımı tıkıyorum. Evet, neredeyse patlatıyorlar şeyleri yani Patlatıyorlar hoparlörleri. insanları ya. Yani bu ona da çok ciddi bir çare bulmak lazım. Evet. Zaten bu müezzinlik başlı başına bir problem. Yani o yüzden bunu basına öyle ezan karşıtlığı diye yansıttıkları için bence çözüm bulmakta Evet. zorlaşıyor. O yüzden ona pek takılmamak lazım. Doğru.